this Sayın Anastasiye'de deste takdir eder ki bulunduğumuz noktada çıkacak gazın Türkiye üzerinden transfer edilmesi uygulanabilir bir seçenek değil. Fakat Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi bu ancak ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılacak bir çözüm sonrasında gündeme gelebilir. Şu anda bizim uygulanabilir gördüğümüz, tercih ettiğimiz seçenek kıyılarımızda LNG terminalleri kurmak. Çünkü bu yöntemin avantajları çok daha fazla. Ticari olarak gazın gemilerle dünyanın herhangi birine transferi bize esneklik kazandırır. Gemilere yükleyin, Avrupa'ya, Asya'ya ya da nereye isterseniz gönderin. Kıyıda bir LNG terminali kurmak ekonomik olarak da bize fayda sağlar. Bu terminali önce bir bölümden oluşacak şekilde inşa edip ardından bunu genişletmek mümkün olabilir. Bunun maliyeti de ilk yatırıma göre daha düşük olur. Sıvılaştırılmış gaz üretimi de adada ekonomik bir büyüklük yaratır. Bu aynı zamanda iç pazara daha ucuza enerji temini konusunda fazladan bir maliyete katlanmadan sıvılaştırılmış gaz üretimi konusunda avantajlı bir durum yaratır. Aynı zamanda da üretim sahalarından boru hatlarıyla doğal gazı kıyıya taşıyıp milyarlarca euroluk bir yatırım ortaya koyacaktır. Yüksek gelirli iş alanları da yaratacaktır. Tabii ki sadece bu seçenek üzerinde durmuyoruz. Sadece kıyıda LNG terminalleri değil, aynı zamanda yüzer terminaller de yapabiliriz. Bu çok daha küçük bir yatırım gerektiriyor. Kıyıdaki terminaller gibi yüzer LNG terminalleri de bize ihracat kolaylıkları sunan bir seçenek. Fakat yüzer terminaller iş alanları yaratma konusunda kıyıdakiler gibi iş imkanı yaratmayabilir. Ekonomiye katkısı bu anlamda daha düşük kalabilir. Şu anda iki yüzer terminal inşa halinde. Fakat henüz işletmeye açılmış bir LNG gemisi yok. Bu konuda düşünmeye devam ediyoruz. Gaz ve Petrol bölgedeki barış ve istikrar için bir katalizör görevi görecek. Kıbrıs için de öyle. Kıbrıs en yüksek politik makamlardan başlayarak bir irade ve iyi niyet ortaya koydu. Bulunan gaz rezervleri aslında Kıbrıs'taki tüm kesimlerin yararına olacak. Bu nedenle şu anda Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak için uğraşıyoruz. Riskleri, zorunlulukları ve tabii ki ortaya çıkacak faydaları da paylaşacağız. Gerçeği söylemek gerekirse müzakere masasında nelerin olduğunu bilmiyorum. Ama niyetleri bir ortak yatırım fonu oluşturmak, umuyorum ki sonsuza kadar sürecek bir fon olur. Kıbrıs'ı finanse etmek ve tüm adaya gelir sağlamak açısından. En yakın zamanda bir çözüm bulunursa ortaya çıkacak gelirden hepimiz fayda sağlarız. Netice olarak bu yatırımlar ekonomik krizin çözümü için faydalı olacaktır. Kanım yapılacak en kötü şey buradan gelecek parayla hemen borçları ödeyip ve günün sonunda yatırımlar yapılabilecek ölçülebilir miktarda bir fondan yoksun kalmak. Bunun için mutlaka sabırlı olmak gerekir. Bu kriz bu ülkede birkaç yıl kalacak. Üstesinden gelmesi biraz da zaman alacak.